Merhaba arkadaşlar. Bu sığ ve kumluk yerlerin takımını biz bir önceki pamucak avımızda anlatmıştık ama gördüğüm kadarıyla çok net olarak anlaşılmıyor nasıl bir şey oldu. O yüzden de bunu böyle ev ortamında, ofis ortamında tekrar çekimini yaparak sizlere daha detaylı nasıl yapılırı anlatmaya çalışacağız. Şimdi gelin hep birlikte nelere ihtiyacımız var kontrol edip bir bakalım. Tabii ki olmazsa olmaz şöyle. Bir iğneye ihtiyacımız var. Bugün kullanacağımız iğne Circle bir iğne. Octopus Circle bir iğne. Tabii ki bu illaki bu iğne kullanılacak diye bir şey yok. Şöyle boru kurduğu solucan tarzı o tür yemleri kullanacağımız zaman sünnette de gayet başarılı olan bir iğne. Bu da bunu da kullanabilirsiniz. Yine hakeza yine kurt ve solucan sünnezde yine etkili olan Morto 1521 olabilir. Yine Marusego Segolar olabilir. Onları kullanabilirsiniz. İşte neler var? İşte yine burada Fudo'nun şunlar var. Bunları kullanabilirsiniz. Ve bu tarz iğneleri kullanabilirsiniz. Peki bu takımla neler yakalanabilir? Arkadaşlar öncelikle sığ, ince kumlu yerlerde bu takımı müthiş olarak kullanabilirsiniz. Minekop'ta, Mırmır'da inanılmaz ötesi başarılı olan bir takımdır. Şöyle ki aldık, abandık, attık 120 gram kurşun. Bir de genel itibariyle daha ileriye atılsın diye kurşunlarınız bir tık sivri olabiliyor. Düştüğü yerde kumun içine direkt girip saplanabilir. Öyle durumlarda gezer bir takım attıysak şayet kumun altında kalma olasılığı yüksek olur. Biz onun için kumun gireceği mesafene 20 santim, 30 santim, 40 santim ne kadarsa o kumun içine girdikten sonra kurşunun yukarıda kalan kısmın suyun üstünde rahat hareket etmesini sağlayacak bir takımdır bu. O yüzden de böyle yerlerde de en çok bulunan balık minekop, mırmır ya hakeza bu tip dip balıkları olduğu için müthiş derecede başarılı olur. Geçen avımızda biz işte bu takımlarla mırmır yakaladık, levrek yakaladık. Deniz çok yatıktı olsaydı minekop da yakalardık tabii ki. Gelin şimdi hep birlikte bu takım nasıl yapılır, neler lazımdır onları inceleyelim. Fır döndü lazım ama illaki şöyle bir fır döndü gerekmiyor. Yani biz elimizde mevcut olduğu için böylesi bir fır döndüğü kullanacağız bugün. Şöyle arka zeminini şöyle yapalım isterseniz daha net anlayabilirsiniz bu şekilde. Bakın böyle bir fır döndü lazım. O fır döndüden yoksa da kavgaya gerek yok. Şöyle bir fır döndü yani yurdun fır döndüsü de gayet olur ve başarılı da olur. Hiçbir sıkıntı yok. Biz biraz işin fantezisine gitmiş gibiyiz. Daha sonrasında şu tarzda bir malzemeye ihtiyacımız var. Onun farklı çeşitleri de var. Pamucaktaki avımızda biz o farklı şekillerinden bir tanesini kullanmıştık. Bu olur. Bu yok diyelim. Bu da olur arkadaşlar. Hadi bu da yok diyelim. Bu da olur arkadaşlar. Bu da yoksa bu olur arkadaşlar. Ama tüp şeklinde olanını çok önermiyorum. Yani şunu önermiyorum. Çünkü bu takım çok sığ ve ince kumluk meralarda müthiş başarılı olan bir takım. Öyle olduğunda bu tüpün içerisinden giren ince kum parçaları bizim takımımızın Misina'nın içerisine gidip gelmesini engelliyor, güç duruma düşürüyor. O yüzden bu çok öyle yerlerde bu çok önereceğim bir fır döndü değil. Yine söyledim mi bilmiyorum bunu. Ha bu vardı. Bunu söyledim diye düşünüyorum. Evet bunu göstermiştim. Burada bana kalırsa öylesi bir yerde hangi fır döndü olur? Ben size şöyle söyleyeyim. Çok çok anormal kumluk yerse bayağı bir kumluk bir yer
ise eğer ince kumluk, bence normal şu bildiğimiz, şöyle üzerinde göstereyim. Normal bufur döndü. Çok rahatlıkla müthiş bir şekilde işimizi görecektir. Çok işin fantezisine gidip de böyle bir sürü malzemeye gerek yok arkadaşlar. Sonra ne gerekiyor? Şöyle bir fır döndüğünün arkasında takım vurduğunda düğümü zedelemesini engelleyecek şöyle bir aparatımız var. Sonra hakeza işin yine fantezisine gidersek şöyle bir düğüm koruyucuya ihtiyacımız var. Şurada beyaz zeminde gösterirsem daha net olacaktır. Buna ihtiyacımız var. Bunun farklı renkleri de mevcut. İşte sarısı, kırmızısı, yeşili gibi. Şu an bizde mevcut olan renkler elimizde bu. Şöyle bir zaman almıştık. Şöyle de duruyor. Sonra fosforlu ya da fosforsuz boncuklar. Yani bu da olur. Şu siyah renkli plastik boncuklar olur. Sonra şöylesi bordo renkli plastikler, boncuklar olur. Sonra buradaki farklı renk ve fosfordaki boncuklarımız olur. Asıl olan plastik boncuk olması arkadaşlar. Önemli olan o. Gerisi çok fazla önemli değil. Plastik olursa her zaman daha iyi olacaktır. Takımlarımıza zarar vermemesi açısından. Şimdi gelin artık çenemizden çok elimiz çalışmaya başlasın. Şöyle daha yakından çekersek daha iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi öncelikle ben bugün bu takımdan yapasım var. Bu fır döndüden. Düğüm için çok aman bir şeye gerek yok. Şu, takıyorum parmağı buradan. 2, 3, 4. Ondan sonra bu bir idam düğümüdür arkadaşlar. Artık gözlük yetmiyor galiba. Numarayı büyütmek lazım. Mutlaka ıslatıyoruz. Düğüm atarken misnamız yanmasın diye. Sonra güzelce oturttuktan sonra yavaş yavaş düğümümüzü sıkıştırıyoruz. Ve fazla misnayı buradan kesiyoruz. Bu bitti. Sonra şayet dilersek ben şu an çok da kullanma niyetinde değilim. Şöyle ne diyeyim size 30 santim. Yani burada bir 30 santimlik yaklaşık bir pay bırakıyorum. Sonrasında kesiyoruz. Bu 30 santimden sonra buraya bir kasa düğümü atacağım kurşun için. Dilersek onun yerine şöyle bir klips de kullanabiliriz. Ama işin açıkçası bu kısımda ben çok fazla malzemenin olmasını istemiyorum. O yüzden buraya normal şöyle bir kasa düğümü atacağız arkadaşlar. 1 2 3 ve 4. Yani bu illa 4 olmasına da gerek yok ama bu bir alışkanlık sevgili dostlar. 4 de gayet başarılı bir düğüm olduğunu bildiğim için 4 tur atıyorum. Bu kasa düğümünde attıktan sonra sevgili dostlar burada yaklaşık bir 20 santim civarında bir misinamız kalıyor artık. Bu kısma kurşunumuzu takacağız. Bu kenarda bizi bekliyor. Buradan sonrası ayrı devam edecek. Ve sonra biz buradan şu düğüm koruyucumuzu altta buradan her vurmada şöyle yapalım. Şunları takayım pardon. Hemen. Önce bu. Sonra bu. Daha sonra fır döndüğümüz
Şimdi gelin fırdöngüyü de farklı bir şekilde bağlayalım. Böyle biraz palomar düğümüymüş gibi ama bu bir palomar düğümü değil arkadaşlar. Onun daha güçlendirilmiş şekli diyebiliriz. Nasıl? Şimdi görelim bakın. Normal düğüm atıyormuşçasına buraya getiriyoruz. Bir doladık. Yetmiyor. İkinciyi. Yetmiyor. Üçüncüyü doluyoruz arkadaşlar. Bunu ikide bırakabilirsiniz. Eğer ki misinanız kalınsa bu ikide daha da başarılı olacaktır. Biz şu an 40'lık bir misinayla bu düğümü atacağız. Düğüm oturtmadan önce yine güzelce ıslatalım. Evet, güzelce düğümümüzü oturttuk sevgili dostlar. Ve artık bu burada müthiş, sağlam, güçlü bir hale geldi. Bunu da şöyle koparttık. Şimdi bu nedir? Bu da şudur arkadaşlar. Getiriyoruz. Gördünüz, kapattık. Olay bitti. Buradan sonra bu aslına bakarsak dilersek direkt makineden gelen ana bedene, dilersek de bunu farklı bir beden olarak hazırlayabiliriz. Onu da söyleyeyim yalnız. Buradan belli bir pay bırakacağız arkadaşlar. İşte nedir bu? 1 metre, 1,5 metre gibi falan bir pay bırakacağız. Sonra onu da kesiyoruz. Sonra bu kısımdan az önce hazırlamış olduğumuz parçayı geçiriyoruz. Daha sonra yine bunun arkasına bir boncuk daha takıyoruz. Arkasından bir düğüm koruyucu daha. İşte bugün yeşil olanı takmayı istedim ben. O yüzden bunu takalım. Ve fırdöngümüz. Bunu da İdam düğümüyle bağlayalım. Yani hepsi aynı şeyle bağlanmasın. Bakın, çok basit bir düğüm. Çok da kolay, inanılmaz da sağlam. Balık çektikçe ya da bir ağırlık oluştukça daha da kendine sıkan ve çözülmenin minimuma inmesini sağlayan bir düğüm bu. Yani çok başarılı buluyorum. O yüzden çok da sık kullanıyorum. Bunu da hakeza istediğimiz mesafeden kesebiliriz. Çünkü burada bir yine düğüm koruyucu kullandık. Bu şekilde arkadaşlar. Gördünüz. Bunun daha detaylı olmasını istediğim için ben böyle bir tane de evde hazırlayayım dedim. Şimdi hemen kurşunumuz. Turuncunun balık avları üzerinde özellikle Minecop'ta ben müthiş etkisini gördüm. Diyeceksiniz ki ya ne alakası var şimdi, çok diyen olacaktır. Eyvallah, onda hiçbir sıkıntı yok. Kimse zorla kullanmak durumunda değil. Biz bir fikir olarak ortaya sunuyoruz arkadaşlar. Kendi yaptığımız avlarda verimini aldığımız, etkisini gördüğümüz, tamamen ezberden ziyade
fayda olarak gördüğümüz şeyleri sizlerle paylaşıyoruz. Yani hiç kimse böyle bir zorunluluğa sahip değil. Zorunlu değil zaten hiç kimse. O yüzden de herkes istediğini kullanabilir. Ben burada yaşadığım bir tecrübeyi siz sevgili dostlarla paylaşıyorum. Tabii burada mizinamızın ucunu bulursak. Şimdi burada 40'lık kullandık. Bunu istersek 35'lik de kullanabiliriz. Ya da burayı 45'lik kullanıp burayı 40'lık kullanabiliriz. Burayı 40'lık kullandıysak burayı 30'luk kullanabiliriz. Buradan bir köstek yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu 8 düğümü ve burma işini bilahare böyle çok daha detaylı sizlerle paylaşacağım. Ama bugün için şöyle buraya da şu bir kulaç civarında bırakıyorum arkadaşlar ve kesiyoruz. Kestikten sonra bir uç boşta circle iğnelerin yine bağlanmasıyla ilgili ben anlatmıştım detaylı size. Şöyle yapalım. Şu iç taraftan giriş yapıyoruz. Bakın gaga kısmı burada, uç kısmı burada. Buradan giriş yapıyoruz. Ve bunu ortalıyoruz arkadaşlar. Şöyle biri içi bir içe biri dışa yayı olacak şekilde misinamızı buruyoruz ve bunu da sıkıştırıyoruz buraya. Circle iğnelerin avcılığını arttıran şeydir arkadaşlar. Bu direkt sımsıkı şekilde bağlamak değil. Bu şekilde bağlarsanız eğer yani şurada halka oluşmazsa bu iğnemiz burada rahat rahat dönmezse circle iğnelerin avcılığı tamamen bitmiş olur. Ve buradaki düğüm sevgili dostlar çok dikkat. Bakın getirdik üstten ve sonrasında buradan geçiriyoruz. Buyurun. 8 oluştu. Yavaş 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 sıkıştırıyoruz. Tam sıkışma anında burayı ıslatıp tamamen düğümü oturtuyoruz. Şimdi bu düğümün artılarını da birçok defa anlattım. Yine göstereyim. Bakın dümdüz duruyor burada arkadaşlar. Bu düğümle burada herhangi bir bombe düğümün olduğu yerde herhangi bir bombe oluşmuyor. Bombe oluşmadığı için de bizim iğnemizin duruşu müthiş şekilde düzgün oluyor. Şimdi bu niye böyle? Yani bu böyle olması istersek bu düğümü şuralarda da yani şöyle göstereyim. Şuralarda da yapabiliriz. Şöyle ki yemi sardık ve iğnenin üzerine aktardık. Bu kısma kadar getiriyoruz. Bunun geçince bırakıyoruz. Bir bait holder yani yem tutucu görevini görüyor. Buradaki düğümün bu parçası yem aşağı doğru kaymıyor. Aynı zamanda da yemin formunun bozulmadan dümdüz şekilde durmasını sağlıyor sevgili dostlar. O yüzden şu kısmı kullanacağınız iğnenin büyüklüğüne, yeme göre daha kısa ya da daha uzun yerde yapabiliriz. Şimdi bu bizim kullandığımız iğne 3-0 circle bir iğne olduğu için bu iğnenin büyüklüğüne göre kullanacağımız yem de bir hayli büyük olacağını düşünerek biz bunu yaklaşık 2,5 santim, 3 santim civarında bıraktık düğümü. Bunu 1 santim civarında bile, şuralarda bile bırakabiliriz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Bunu yaptık. Yaptıktan sonra işin o kısmından sonra bir de bu kısmını da aynı şekilde yapacağız sevgili dostlar. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Burada bir silikon tüpümüz var bizim. Onu az önce unuttuk söylemeyi. Bunu silikon tüpü her zaman bulamayabilirsiniz arkadaşlar. Bu elastik yapılı bir şey. Bunun içinde şunu yapabilirsiniz. Kablolar var ya. Kabloların kesip için çıkarttıktan sonra o dış kısmını da bu şekilde kullanabilirsiniz. Hatta birçok renkte elde etmiş olabilirsiniz. Bu da aklınızda böyle bir dipnot olarak kalsın sevgili dostlar. Tüpümüzü geçiriyoruz buradan.
Görürsek tabii. Evet. Geçirdik. Sonra ne yapıyoruz? Yine aynı şekilde. Bakın. Biri içe, biri dışa. Bunu sürekli göstermek adına bu şekilde takımlar yapıyorum ki daha iyi anlaşılsın. Şöyle. Bununla ilgili ayrıca bir tane daha video çekebilirim arkadaşlar. Daha detaylı, daha böyle küçük farkların olduğu şeyleri orada anlatabilirim ama burada anlatırsam muhtemelen bu video bir tık daha uzar ve daha sonra çok keyifsiz ve sıkıcı hale gelebilir. Bakın yine bir 8 oluştu. Oturtmadan önce güzelce ıslatıyorum. Çekiyorum. Düğümümüz tamamen oturduktan sonra parçayı kesiyoruz. İşte buradaki fır döndünün durumu tam burada bu noktada çıkıyor arkadaşlar. Bu artık bize müthiş kolaylık sağlıyor. Şu ucunda bunu şunu çıkartalım. Şu ucunda bunu bu tırnaktan geçiriyoruz. İnşallah geçirebilirsek. Görebilirsek. Ağlamak üzereyim. Gözlüğü bir daha gözlükçe şey göz doktoruna gidip herhalde bir daha gözleri kontrolden geçirtmemiz lazım. Güldüğüme bakmayın. Ufaktan gerilme moduna girdim. Ah. Yani şu an gözümde gözlük olduğu halde ben görmüyorsam şayet ha, evet numara değişmesi gerekiyor. Evet şunu buraya oturtuyoruz sevgili dostlar. Silikonu getiriyoruz. Şöyle dikkatlice. Kısmı bunun içinde kalacak şekilde geçirebilirsek. Bunlar artık muhalefet olmaya başlamış organlar bize. Gözlerimiz ben artık yoruldum diyor galiba. O yüzden de bunları sık sık paylaşıyorum ki bildiklerimiz geleceğe not olarak düşsün. Birçok sevgili kardeşimize, dostumuza bir faydası olsun düşüncesiyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz sevgili dostlar. Yoksa bunlar zaten bizim yıllar yılı yapa geldiğimiz, kullana geldiğimiz şeyler. Bakın, el alışkanlığıyla tam da düğüm içerisinde kalacak şekilde bu kaldı. Şimdi peki ne oldu ona bakalım. Şimdi totale girdiğimiz zaman bu gerçekten bizim kullandığımız takım oldu arkadaşlar. Tam gerçek boyutunda. Ben bunu daha minyatür hale getirip de hemen buradan bu ne? Biz bu normalde 2 metre oluyor. Burası 1,80 oluyor. Burası bilmem ne falan oluyor. Yapmak istemedim. Gerçekten gerçek ebatında kullandığımız takımı sizlere anlattım. Şöyle ki şimdi beden kısmı bu takımın şöyle bir kulaç şöyle bakın ve aynı şekilde köste kısmı da bir kulaç. Yani bu takım bir şeyler yakalayacağını çok belli ediyor. Elimizde ayağımızda ne varsa her şeyi yakalıyor. Bir kulaç da köste kısmı arkadaşlar. Şimdi totalde ne olduk onu gösterelim. Şöyle boydan. Bu kısım şu kısım şu kısım makinemizden gelen bedene takıldı sevgili dostlar.
Bakın. Bu da bunun üzerinde böyle hareketli. Attık. Ne oldu? Bu kısımda kösteğimiz dostlar. Şu siyahlı olan kısımda kösteğimiz. Şimdi biz bunu attık. Attığımız zaman o şiddetle bu kumun, deniz dibinde kumun içinde şuralara kadar falan gömülür arkadaşlar. Girer içeriye. Şuralara kadar falan gömülür. Ve bu kısımda dışarıda kalır. Bu silikon tüp vasıtasıyla da bu takım etrafına bunun dolanmasının önüne geçilir. Buralara dolanmaz. Rahatlıkla bunu atmış oluruz. Tek yapmamız gereken, çok uzun bıraktıysak şayet, tam kurşunumuz suya düşme anında makineden giden misinamızı biraz ABS fren gibi böyle hafiften frenleyeceğiz. Ne olacak? Kurşun biraz yavaşlayacak. Bizim köstek kurşunun önüne geçecek. Düştüğünde makineyle biraz geriye çekerek bizim takımımızın, kösteğimizin, yemimizin suyun üzerine upuzun şekilde uzanarak kalmasını sağlayacağız. Dolayısıyla da uzanan takım bizim suyun içerisinde bu şekilde yaklaşık olarak işte 1.80, 1.80, 3.60 gibi 2 metre, 2 metre, 4 metre gibi alanı komple böyle dönerek tarayacak arkadaşlar su içerisinde. Şimdi bu kurşun suyun içinde diyeceksiniz. Kumun içerisinde. Şimdi ben bu tarafı göstermedim. Şimdi bu böyle. Bunun etrafında böyle komple her tarafı rahat rahat dönerek tarayacaktır. O civarlarda nerelerde balık varsa, balık yemimizi bulmazsa yemimiz balığı bulacaktır arkadaşlar. Bu takımın böylesi bir özelliği vardır. Mutlaka deneyin derim. Çok müthiş etkili bir takımdır. Özellikle sığ meralarda, kumluk, ince kumluk meralarda, levrekten tutun mırmıra, minekopa kadar, çupraya kadar birçok avlarımızda, özellikle böyle meralarda kullanıp başarı sağladığımız bir takımdır. Malzemeleri de gerçekten bunları eksiltip azaltabilirsiniz. İlla ki bu kadar malzemeye gerek yoktur. İşin ana fikrini kavrayabilirseniz birçok malzemeden feragat edip daha etkin bir takımla yapma ihtimaliniz olur arkadaşlar. Ne diyoruz? Rast gelsin, makinelerden ses gelsin.